beni. Hayatımızı değiştiren film geliyor. 1978. Yavuz Özkan yepyeni bir kadroyla film çekiyor. Tarık Akan, Meral Orhun Soy, Cüneyt Arkın, Halil Ergün, İhsan Yüce ve siz. Maden işçilerinin sorunu ve maden. Maden filmi. Maden filmi. Çok sevdiğim bir oldu. O halka çıkıp orada oynadı. Gerçekten sizin de dediğiniz gibi salon filmleri falan. Burada yani hep belli bir şeysi vardı tabii, masum kadın. Burada bu kız halka çıkıp, ben masum olmayan ama masum değil. Çünkü bir tiyatro trupuyla birlikte dolaşır oradan oraya. Tam amiyane tabirle kasabalarda açaç dinlen bir tiyatro tarzındaydı. Öyleydi. Ama bu kız... Hava soğuktur. Devamlı nezlidir. Ne yapar? Hep koluna siler değil mi? Kazağını da evet. Şöyle bir çeker. Evet. Çok sevdiğim bir oydur o. Hatta daha da büyük olsaydı o, daha da o kadın kız daha da anlaşılsaydı diye düşünmüşüm. Ama tabii o kadar da yeri iyiydi. Ama o kadar iyi oturmuş ki, yani sendikal sorunları anlatan dünyada yüzlerce film çekildi maden işçileriyle ilgili. Hiçbirinde samimiyet ve insancılık yok. Bu çadır evet. Tiyatrosu ve o halkacı kızla bir canlılık, bir insanlık duyguları, evet. Samimiyet çıktı ortaya. O kasabadaki insanların, işte o gelen halkacı... Sendikal sorunlar çok problemli. Evet. Bu halkacı kızla insan olmanın bedelliği ortaya yani çıktı. Yalnız orada da bir kadın bakışı var, kadın anlayışı tabii. Çünkü eğer bir tiyatro trupuyla gelmişse bu kadın... şeydir. Yani iyi bir kadın değil. Sokak kadın. Tarık Akan'la bakışırsınız. Kasabanın bakışı odur. Evet. Tarık Akan'la yalnız kalırsınız bir yerde. Tarık Akan size saldırır, dur dersiniz. Ne der size Tarık Akan? Sen sokak kadın değil misin? Değil misin der. Anlı az önce evet. Ama çok hoş bir sahne der. Evet, kızı çok şaşırır. Çünkü değildir ama öyle algılanıyordur tabii ki. Çok hoş bir rol. Antalya'da dedi ki, en iyi hali oynadım. Altın portakal aldınız. Bir tanem benim. Bırak beni. Nasıl etme. Ne oldu? Hiçbir şey. Hadi gidelim. Gidelim mi? Niye geldik buraya? Sana göre niye geldik acaba? Ya sen aldın mısın be? bana mı? Sen orospu değil misin yoksa? 78 yılında Yavuz Özkan bana Maden filminde oynamamı teklif etti. Diğer oyuncular Tarık Akan ve Cüneyt Arkın'dı. Oturduk konuştuk, bana öyküyü anlattı. Halkacı kız oynuyordum. Çok güzel geldi benim rolüm bana. Yani çok beğendim. Filmin öyküsünü çok beğendim. Üstelik Tarık ve Cüneyt gibi oyuncularla oynamak tabii ki çok güzeldi. Ve biz şeye gittik, Kütahya'ya, Tavşanlı'ya gittik. Bir aya yakın orada kaldık. Maden'de çekimlerde yaptık. Tabii ki benim halkacı kız Maden'de değildi ama ben ekiple birlikte Maden'e iniyordum. Onlarla birlikte orada duruyordum o havasız yerlerde. Yani o epey bir soludum o şeyi, Maden havasızlığını soludum diyeyim. Zamana dayanmış filmlerden biri olarak görüyorum onu. Zamana dayanmış derken şunu kastediyorum. Cüneyt Arkın oynadığı devrimci tip çok sekterdir filmde. Yani hayatın başka taraflarına çok yüz vermez. Hayatın neşesine, aşka çok yüz vermez. Ve serttir. Tarık Akan'ın oynadığı evrimci işçi diyelim, henüz bilinçlenmemiz işçi ise, yani hayat daha sıradan yaşayan bir adamdır. Ve bütün bu çelişkiler filmde vardır. Ve şehre, kasabaya bir kadın geldiğinde, halkacı kız, orada bir kadın anlayışı da söz konusudur. Yani kadınlara, hele de böyle kumpanyada işte erkeklerle birlikte çalışan ve halka atan bir kızın işte namuslu olmadığı, kötü kadın olduğu, bu böyledir yani. Oradaki erkeklerin kadın erkek anlayışı çağdaş bir anlayış değildir. Bu işte bu cinsellik,
solculuk, devrimcilik, bütün bunların analiz edildiği, ortaya konduğu bir film. 78'de Madenle Altın Portakal aldım. En iyi kadın oyuncu ödülü, film en iyi film aldı, en iyi başka ödüller de aldı.